kimsedir. Namazın kanun da budur. Secdeye başını daha kaldırmadan ikinci secdeye gider. Rükuğa başını kaldırmadan secdeye gider. Nihayet bir defa fark edilir. Bir dakikayı namazdan çalmak en fena bir hırsızlıktır diyor. Ve akımız salata ona işaretleri ikame ediniz, namazı tamam kılınız. Ve atız zekata zekatınızı da veriniz. Ve akribullaha karıdan hasene. Malda yalnız zekat değil, karzı hasen de var. Bir Müslüman muhtaçtır da elini tutup biraz yardım et. Karzı hasen, yani tıyıbı kalmıyla. Hasen bir karzı ile. Efendim karzı hasen birçok yerlerde sadakadan hayırlıdır. Sadakada az çok belki adam kendini görmüyor da şey görüyor, üzülüyor. Fakat karzı ile değil, ben borcumu aradım, veririm diyor. Lakin zamanımızda yavaş yavaş kalktığının sebebi, halk aldığı zaman tekrar vermiyor. Onun için zahmet ve karzı hasen de kalkıyor ortadan. Bilse ki verecek muhakkak, çok insanlar var ki verir. Evet. Siz böyle zekatı veriniz, karzı haseni veriniz, zannetmeyiniz malınız nüksan olacak. Elinizden çekti gitti. Asıl malınız da olur diyor. وَمَا تُقَدِّمُوا لَاَنْسِفِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عَنْدَ اللّٰهِ وَخَيْرًا وَمَا تُقَدِّمُوا لَاَنْسِفِكُمْ Nefsinize, hayatınızda takdim ettiğiniz Allah için min خَيْرٍ وَزْجِنْ bir mal تَجِدُوهُ onu mahfuz bulursunuz. Senin verdiğin zekat, verdiğin sadaka bunlar zahiren elinde değil. Fakat emin bir makama gönderdin. Kıyamette onu gidersin karşına bulursun. Fıya hayran lakum. Udha hayli bir cüri karana. Bu ayet nazil olduğu zaman Resulü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem ashab-ı kirama emretti. Hanginiz varisin malini malinden daha fazla seviyor? Efendim dedi, herkes senin malini seviyor. Yok. Sizin malınız, sizin evvel gönderdiğiniz maldır. Tecidühü anda Allah oraya gelir, sizin hazır olur. Cüri elinizde kalan varisin mali dedi. Ve halbuki siz varisin mali üzerine titriyorsunuz, kendine evinde kendi malının için ehemmiyet vermiyorsunuz diyor. وَمَا تَقَدِّمُوا لَاَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ Nefsiniz için hayatınıza gönderdiğiniz hayrat, mal-ı şeref, tecidühü anda Allah'ı zayi olmuyor, orada bulursunuz. هُوَ خَيْرًا اُدْهَا خَيْلِدِرْ جُرِ قَرَنَا وَاَعْزَمُ اَجْدًا اَجْدِدْهَا اَعْزَمْدِرْ وَاَسْتَغَفِرُ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ Mağfiretini talep ediniz Allah'tan daima, Allah mübalağı ile mağfiret edici ve müminlere merhamet edicidir. İstiğfar için birçok hadisler var. Sıkıntıya da düşen adam istiğfara devam etsinler. Bütün hadiste de geçti. Ne saadet bir adama ki defteri amalinde birçok istiğfarlar bulunur. İstiğfar her kelimeyle olur. Fakat en ziyade seyyidül istiğfar var biliyorsunuz ve o daha müracih görmüşler. Lakin hepsinden manası yaptığı hatadan pişman olmak, bir daha o hatayı yapmamayı azmetmek, Allah'tan mağfiretini talep etmek. Efendim Sûre-i Müddessir'e geldik. Bu Sûre-i Celîl'i de Mekke'de nazil olmuştur. 56 ayet, 255 kelime, 1120 harften ibaret. Ya eyyühel müddessir, müddessir örtülmüş, risalet ile, marif-i ilahiye ile örtülmüş ey Habibim. Kom senzir, artık kalk ve inzari talki daveti. Bu risaletten sonra oldu. Kom senzir. Enzir ehl-i Mekke'te enne arayından yeminim. Eğer inzar niçin Resul-i Ekrem hem mübeşşirdir hem münzirdir. Tebşirat da onun, inzar da onun. Bu arada yalnız enzili diyor, çünkü o zaman Mekke halkı daha çok mümin olmamışlardı, tebşirat edecek bir yürü yoktu. Enzar zamanıdır, imana gelsinler. Evet. Kom ey Habibim kalk, enzilinin sebebi nüzulü, sebebi vurudu da, nüzul. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem yine Cebel-i Nur'a gidiyordu fakat gâde değil, etrafında dolaşıyordu. Baktı ki büyük bir bulut zuhur ediyor. Bir de sadalar geldi. Etrafına baktı, hiçbir tarafı gelmedi. Yukarıya başını gördü, baktı ki tam gâr-ı harada ayeti tebliğ eden Cibril'i emindir. Ondan sonra aldı dedi. O da aynı surette geldi. Acaba ben bunu ifa eder miyim, etmeyeceğim geldi, örtüldü. Ya yorganına, ya kürküne, ya bu ahvalin ifa edeceği nasıl olur diye düşündü. Kumsa enzir, bu sefer ayet geldi. Kalk da enzar et onları cehennemle
korkut eğer iman etmezlerse. Ve Rabbeke fekebbir, fekebbir Rabbeke, tazim et Rabbini, müşriklerin işrakatından, müşriklerin isnat ettiği evletten, aileden, şuradan, noksanlardan, bütün noksanlardan tenzih et. Allah-u Teala ve hiçbir noksan yok, bütün kemal sıfatları mevcuttur. Ve siyâbeke fetahhir, tekbir et elbiseni. Buna müfessirin yazan birçok manalar vermişler. Biri budur ki, Arapların usulü, etekler çok uzun olurdu, ta ayağına kadar sokakı dolaşıyordu. Dolaştığı için Necaf'ı düzene giriyordu, temiz olmuyor. Emir budur ki, emri böyle izah etmişler. Diz ile şeyin ayağı, topuğun altında müsavi, yani dört parmak topuğun üstünde olsun ki yere sürülmesin. İşte bu şekilde takdir edilir. Bir de demişler ki, ya siyâbe tefatahir, eşya siyâbını temizle. Temizledim, siyâb insanın vücudu, üzerine amelleri siyâbe benzer, temiz bir amalıyla meşgul olur. Evet. Ve rücze fehcür, rücüz, Resul-i Ekrem, efsane putperestlere ıslak etmiştir. Mutlak fehcür, hicret et. Ayrıl her şey ki İslamiyet'in hılafındadır ve putfakasılığa girer. وَلَا تَمَّنْ تَسْتَكْسِرْ Fazla bazı insanlar adet ve cahiliyette vardı. Bu da şimdi bazı yerlerde var. Ufak bir hediye getirildiği yere, fakat meseleyi hediye değildir. Onun mukabilini fazla almak. Bir ülkede mesela bir şey getiriyor, onun mukabilini birkaç misli fazla almak. Bu adet imiş diyor. Böyle yapmayın içinde öyle bir mevhuledir. Belki veren adam kalbini istemiyor, mecbur olur vermeye. Bunu da yapmayın. وَلَرَبِّكَ فَاسْلِرْ Rabbin için, vecih-i ilahi için, müşriklerin eza-i cefasına sabret, onların cezası gelir. فَاِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ فَذَٰلِكَ يَوْمٌ يَوْمِيزٌ يَوْمٌ عَسِيرٌ فَاِذَا ne zaman ki nukira sada vermiş, فِي النَّاقُورِ نَاقُورًا نَاقُورًا misaldir efendim, nefhi sur. Anlatmak içindir. Faraza bir boru. Büyük bir boru. İnsanların adedi kadar delikleri var. O boruda nefeyi birinci nefede İsrafil nefesinde nefettiği zaman bütün ruhlar sahibin vücuttan ayrılıyor. O delikleri görür görmez. İkinci nefesi orada bu sefer o deliklerden o nefeler nefenin akibinde çıkıyor kendi vücuduna. Evet. Bundan murad ikinci nefesi orada. فَاِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ Ne zaman ki nâkûre nefredildi, nefesur hasıl oldu, o zaman gelir onların azabı. فَذَٰلِكَ يَوْمٌ عَسِيرٌ Ya فَذَٰلِكَ يَوْمَ اِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ فَذَٰلِكَ o vakit, o nefesur, o gün, يَوْمٌ عَسِيرٌ şerid bir gündür. Şimdiden düşünsünler, nihayet oraya bağlayacak. عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٌ Kafirlere, iman etmeyenlere kolay değildir. Müminlere kolaydır. Müminler kalktığı zaman hazama ve adamallahu ve resuluhu diyor. Evet biz yakıyla bunu iman etmiştik. Demek günü geldi. Dedikler diyor ne oldu? Ne oldu Washington? Zeyni ve men halaktu vahiyden. Bu ayet-i kerimenin de sebebi verildi buydu. Efendim biraz bahsi geçti ayetlerde. Velid bin el-Mughayyara. Bu çok zengin idi. Çok da evlatları vardı. Evlatlarından 3-4 tanesi Müslüman oldular, iman sahabi oldular. Fakat kendisi sel kalanada zengin, şeytan bir herif. Bir gün geçiyor Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, zaten egerçi farz değildi Mekke'de namazlar ama sabah akşam yine Kabe'ye uğrar, bir şeyler yapacak bir deniz yine. Bakıyor ki Resul-i Ekrem hamimi okuyor, hamim, Süreyi secde başındaki hamim, zıttaylı. وَالْقُرْآنِ الْحَكِيمِ تَنْزِيلَ الْعَزِيزَ الرَّحِيمِ Hamimleri okuyor. Bu böyle durmuş bakıyor. Çünkü fasih-i beliglerden ediyordu. Bakıyor, hayret ediyor. Bu beşer ismi değildir, beşer kavli değildir. Düşüne, Mekam-ı İbrahim'i bugün şeyi kaldırmışlar ya, Kabe-i Mazem'e, o yarım daireye karşı bir mekam-ı hanesi vardı. Orada derinlerde diye bir oraya yapmışlardı. Orada toplarlardı. Resul-i Ekrem'in aleyhinde konuşurlardı. Geliyor Kureyşliler hepsi orada. Diyor ki ey kavmin ben Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem